Yolculuk denilince akla genelde uçaklar gelir. Bazen de karayolları. Bütün bunlar bizi gitmek istediğimiz yere ulaştırır. Ama ben bugün farklı bir yol denemek istiyorum. Sadece gideceğim noktaya odaklanmayan, geçtiğim şehirleri, dağları, ovaları da bana hissettirecek bir yol. Tren yolu. Ulaştırma Bakanlığı'nın desteğiyle Türkiye'yi bir uçtan bir uca trenle geziyorum. Bir yolculuk hikayesi başlıyor. Geçtiğimiz bölümde Konya'dan yola çıkmış ve başkent Ankara'yı gezmiştik. Bu kez yola Denizli'den başlıyoruz. Denizli Basmane trenindeyiz şimdi. Yolculuğumuz Aydın'a. İzmir'de gevrek, normalde de simit denir. Ama meslek sesinde sekman. Sekman attın mı, simit yedin mi? Nasıl bir tabirdir ya? Biraz kuru. Kuyucak'a geldik. Aydın'a giderken Kuyucak tren istasyonunda indik. Neden? Çünkü dünyanın en önemli 10 antik kentinden biri olan Afrodisyas'a gidiyoruz. Hadi beraber. Afrodisyas'a geldik. Hep beraber ziyaret edelim mi? Bana eşlik etmek ister misiniz? Buyurun efendim. Daha kapıdan girerken bir heyecanlanıyorsunuz burada. Lahitler karşılıyor sizi. Daha en başında lahitlerdeyiz. Daha önce gördüğümüz lahitlere göre buradaki lahitler çok büyük. Emin değilim ama 2 metre, 2,5 metre boyunda. Lahitlerin üstündeki kabartmalar içinde yatan kişinin varlığını simgeliyor. Bu lahitteki kabartmalara bakarsak oldukça zengin ve çok büyük insanlarmış sanki. Ama daha içeri girmedik. Hadi içeri gidelim. Afrodit Tapınağı. Oranın da giriş kapısı. Kapılar her zaman geçmişte çok önemli. 2200 yıllık bir geçmişi var bu tapınağın ve kapısının bugün bile ihtişamına bakın. Afrodisyas,
Afrodisyas Tapınağı, Afrodisyas Kutsal Bölgesi. Bugüne kadar gerek bu programla gerekse kendim birçok tarihi yere gittim gördüm ama daha kapısından bu kadar etkilendiğim bir yer daha olmadı, bunu net söyleyebilirim. Burası da Afrodisyas'ın meclisi. Yani kararlar burada alınıyor. Yetkililer oralarda oturuyor. Koltukları var, hakim yerler. Burası meclisi ve küçük bir yer. Ama küçük olmasına rağmen bende bıraktığı hissiyat inanılmaz büyük. ...2200-2500 yıl öncesine dayanan bir geçmişi olan bir yerdeyiz. Her adımında başka bir etkileyici yer var. Yani meclisini gördük. Burası bir tapınak. Afrodisyas tapınağı ve onun içindeki bir parça. Yani bu gördüğünüz dev sütunların minyatürünü işlemişler. Bundan bile etkileniyor insan burada. Çok acayip bir duygusu var, çok acayip bir enerjisi var buranın. Yağmura rağmen, rüzgara rağmen Hadrian Hamamı'ndayız. O dönem hamamlar halk için yapılmış. Çünkü saray lüksünü halka yaşatmak isteyen saraylılar hamamları insanlara açmışlar. Ve bu lüksü orada yaşasınlar istemiş. İnanılmaz büyüleyici bir yer daha size. Buyurun. Muhteşem bir şeyle karşı karşıyayız. Yani yağmura rağmen ben durmak bilmiyorum, ekip durmak bilmiyor. Çünkü burası acayip bir şey. Bu arkamda gördüğünüz büyük yer havuz. Havuzu bu kadar büyük olan kentin insan sayısını siz düşünün. Kent havuzu. Yani bütün kente armağan edilmiş bir havuzmuş burası. Gözlerime inanamıyorum. Yukarıdan merdiven gördüm, hemen merdiveni tırmandım ve bu kent havuzunu bir de yukarıdan görelim istedim bu şartlarda. Bu sahneye giderim. Yalnız çok tehlikeli. Hele bir de yağmurlu havada çok dikkat etmek lazım. Antik kentlerdeki tiyatrolar akustiği inanılmaz düzeyde. Bunu da size şimdi ispatlayacağım. Sahneye gidiyorum. Sahneden ses provası yapacağım. Herkese merhabalar. Oyunumuza hoş geldiniz. Mükemmel bir ses. Mükemmel bir ses. Yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sırada Aydın var. Hadi.
Aydın'ın güzelliklerini görmeye geldik. Hadi Aydın'ı gezelim. Aydın Cihanoğlu Camii, barok mimarisine sahip. Barok mimarisi ne demek? Aynı malzemeyi kullanarak garip ama yaratıcı mimari demek. Bunun örneğini İstanbul'un son döneminde Çırağan ve Dolmabahçe Sarayı'nda görebilirsiniz. Ama bu cami ondan çok çok öncesinde, 1756 yılında yapılmış. Özellikle bu mimariyi caminin içinde daha iyi görebiliriz. Hadi camiyi gezelim. Efeler Diyarı Aydın, Kuşadası ve Didim gibi hem tarihi hem de doğal güzelliklere sahip dünyaca ünlü yerleriyle biliniyor. Büyük Menderes ve kollarının suladığı verimli toprakları sayesinde şehir tarımsal açıdan da büyük öneme sahip. İncir, zeytin ve kestane üretiminde Türkiye'nin ilk sırasında yer alan Aydın, pamuk üretiminde de söz sahibi. Bu kadar çok tarımsal faaliyet beraberinde mevsimsel işçileri getiriyor ve bu da yemek kültürünü etkiliyor. Nazilli'ye geldik. Neden Nazilli'ye geldik? Yemek yemek için. Nazilli'de ne yenir? Ne yenir? Pide. Bravo. İyi bildiniz. Hadi gelin pide yiyelim. Nazilli'ye gelip de pide yememek olmaz. Küçük bir ilçe, yaklaşık 90 tane pidecisi var buranın. Bilmicim, neden Nazilli'nin pidesi meşhur? Geçmişte bu ovada çok ciddi işçi çalıştıran kesimler zamanında pide ucuzken işçilerine en çok pide yaptırırmış ve kendi kıymalarını getirip kendi iç harcını getirip yaptırmış insanlar. Bu zamanda tabii pideciler arttıkça artık evde hazırlamak yerine işletmene tercih ediyorlar ama hala devam ediyor. Bu yuvarlak pide mesela neydi bu? Nazilligül diyoruz. Burada pideyi pide yapan içindeki kıyma ve tabii ki de hamuru. Ne var abi mesela bunun içinde? Nazilligülünün içinde? Eskiden kuzuyla dana karışık yapılırdı ama yeni jenerasyonla artık kuzu tercih edilmiyor. Şu an %100 dana eti kullanılıyor. Domates, maydanoz ve soğan var şu an. Soğan var bunun içinde. Güzel bir. Bu da klasik bir kıymalı, kıymalı pide galiba. Pidemiz, evet. Bunda da gene içi aynı herhalde. İçi evet aynı. Şimdi mesela bunun yeme tarzı var artık. Eskiden bunu çok tercih ederler. Kıvırıp yemeyi severler. Birazcık nostalji diyebiliriz. Ben klasikçiyim yani. Kıymalı tercih edeceksen buyurun, afiyet olsun. Yok, yiyeceğim, birazdan tadacağım. Bir de burada peynirlimiz var ama bu peynirli aynı zamanda yumurtalı ve çok doyurucu gözüküyor. Bakınca doyar insan bu. Bu bence buraya has bir şey. Diğer bölgelerde benzeri vardır ama ben bu kadar yakın görmedim. Üç peynir yumurtalı diyebiliriz adına. Kaymakla da çok yakışıyor bu. Tereyağı da seversiniz. Kaymak da öyle. Çoban peyniri, yani köy peyniri diyebiliriz buna. Tulum peyniri, çok az da kaşar peyniri eklenerek yumurta ve maydanozla karışıyor. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Nereden başlayacağım? Hadi senden başla.
Türkiye'nin en çok merak edilen ve en çok gezilen tarihi yerlerinden biri olan Efes'e gideceğiz. Sizlere Efes'i göstereceğiz. Sonrasında İzmir'de devam edeceğiz. Aydın'a bay bay. Şimdi nereden bindiniz siz? Nazilli. Nereye yolculuk? İzmir'e. İzmir'de ne yapacaksınız? İzmir'den Manisa'ya. Manisa'ya. Manisa'da ne yapacaksın? Ablam var ziyaret. Ha, ablayı ziyaret. Trende uyuyor mu mesela sen? Ben böyle etraf bakmayı çok seviyorum. Ha, bakınmayı değil mi? Hı hı. Bir de hızlı geçiyor ya. Evet. Ben eskiden çocukken ne zannediyordum? Ağaçla yürüyor zannediyordum. Ama öyle değilmiş. Tren gitmiyor yani, ağaçlar gidiyor. Babam beni gezmeye götürüyordu her zaman. Tren çok güzel ya. Bence her yerde olmalı. Böyle beni sallıyor mesela. Uykum ben hiç rahatsız etmiyor. Uykum geliyor. Ben sallanan sallanan seviyorum. Hayır, burada uyuyor musun mesela? Hiç kendini güvende hissedip uyuyor musun? Yani? Uyuyorum, uyuyorum. Uzun yollarda uyuyorum. İstanbul'a gittim, Ankara'ya gittim. Ben hep uyuyorum ya. Yani. Ama sen çocukken ayağını çok sallamışlar. Harbi mi? Harbi. Çok okudum onu. Yüksek hızlı trene bindin mi? Bilmedim daha. Allah seni inandırsın, yüksek hızlı. Yüksek hızlı mı? Ben hızlı severim ama. Aa, 250 kilometre hızla gidiyor. Ona da bin bir kere. Şimdi İzmir'den Ankara'ya yüksek hızlı tren yapıyorlar. O çok iyi. Şimdi bütün tünelleri falan kazıyorlarmış. Nasıl iyi? Hem kilometre 800 kilometreden 600'e düşüyor, hem de 3,5 saatte İzmir'den Ankara gidecek. Arabayla otobüsle gitmeye kalksan galiba 7 saat falan. Yok ben arabayı sevmiyorum. Yolu takip et, yolu takip et. Bu arada doğayı, anı kaçırmıyorum. Bak doğalar ne kadar güzel. Ağaçlar, yeşillikler, çiçekler. Fatma Ceylan ve Güney Hanım'a çok teşekkür ederiz. Yolculuğumuz burada bitiyor. Birazdan ineceğiz. İzmir, Selçuk Çamlık'tayız. Ya ne işimiz var burada? Çünkü Buharlı Lokomotif Müzesi var burada. Tam 33 tane içeride lokomotif var ve Türkiye'nin en büyük tren ya da Buharlı Lokomotif Müzesi'ne geldik. Şimdi orayı gezeceğiz. Arkanıza yaslanın ve tadını çıkarın. Bunun adı dönen platform. Buharlı lokomotifler buna giriyor. Üstüne çıktıktan sonra da şurada gördüğümüz tekerlekler sayesinde de olduğu yerde lokomotifi döndürüp tekrardan sefere hazırlıyor. Arkadaşımı tanıştırayım size. 1912'de hizmete girmiş. Yani yaklaşık 111 yıllık bir geçmişi var. Ne iş yapar kendisi? Çok ilginç bir alet. Ay, neden bunun önündesin derseniz size tanıtmak istiyorum kendisini. Kendisi kar açma treni. Evet, yanlış duymadınız. Yani normal bu buharlı lokomotiflerin önüne bunu takıyorlar ve bu pervane, bu dev pervane delerek trene önden yol açıyor.
Bu gördüğünüz sistem sinyalizasyonun ilk hali. Şimdiki dönemde de sinyalizasyon otomasyonla birlikte geliyor ve kendi kendine ışıklarının rengini değiştirebiliyor. O zaman bu kolları çekerek trenin yolunu veya yönünü değiştirebiliyordunuz. Çamlık'tan trenle yola çıkıyoruz. Hedefimiz sadece İzmir'in değil Türkiye'nin en önemli antik kenti olan Efes. Efes'e gitmek için Selçuk'ta ineceğiz. Buram buram tarih kokan Selçuk'a geldik. Burada gardan çıkar çıkmaz hemen böyle tarihi bir su kemeri karşıladı bizi daha ilk adımımızda. İlerleyen dakikalarda neler göreceğiz belli değil. Üstünde de bir de leylek yuva yapmış. Ne kadar güzel değil mi? Tarih boyunca defalarca yıkılıp farklı bir yerde yeniden inşa edilmesi nedeniyle Efes antik kenti çok geniş bir alana yayılmış durumda. Tarihi M.Ö. 6000 yılına kadar dayanan Efes, yaklaşık 200 bin kişilik nüfusuyla dönemin en önemli şehirlerinden biriydi. Efes neden önemli bir şehir? Çünkü o zamanki Asya'nın başkenti Efes diye geçiyor ve burası zamanında liman şehri. Yani belki biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz ama deniz buraya kadar giriyormuş. Liman şehri olmasından dolayı da ticaretin merkezi olarak kabul ediliyor Efes. Dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Efes'teki Artemis Tapınağı'ndan geriye pek bir şey kalmamış. Ama hala ayakta olan çok sayıda eserleri 24 bin kişilik dev antik tiyatrosu ve adeta bir sarayı andıran Selsus Kütüphanesi ile Efes hala en büyüleyici antik kentlerden biri. Burası Efes harabelerinde, Efes antik kentinde kütüphane. Birçok filozofun bu topraklardan çıkmasının kütüphaneye bakarak tesadüf olmadığını çok rahat görebiliyoruz. Efes'in yıkıntıları arasında dolaşırken geçmişte Efes'in nasıl bir şehir olduğunu merak edenler için antik kentin içinde bir deneyim müzesi bulunuyor. Bizim de yolumuz son olarak müzeye düşüyor.
hemen yani bu güzel görselden sonra da heyecanımı sizinle paylaşmadan edemiyorum. Şimdi Efes'e gelmeli misiniz? %100 gelmelisiniz. Tabii ki de gelmelisiniz. Gelmeden bu dünyadan göçmemelisiniz falan ama Efes'e geldiğinizde de daha fazla bilgi edinmek için de bu Efes'teki deneyim merkezini ziyaret etmelisiniz. İnsanın aklını başından alıyor. Günaydın. Bir tane kumru. Günaydın. Hoş geldiniz. Kaç tane bir kere? Bir. Teşekkür ederim. Paket mi yiyecek misiniz? Yiyeceğim abi. Evet. İzmir'e geldiysek ilk yapmamız gereken şeylerden biri ya kumru, kuş değil bu sandviç, ya da boyoz yemek efendim. Ben kumrunun hastasıyım. Afiyetle yerim. Çeşmesi, Alaçatısı, Foça'sı, denizi, güneşi, tarihi, doğası. Doğup büyüdüğüm ve halen yaşadığım İzmir'de gezilecek, görülecek çok şey var. Ama süreniz kısıtlıysa ilk görmeniz gereken yer Konak Saat Kulesi. İzmir'e gelip de Saat Kulesi'ni ziyaret etmemek olmaz. 1901 yılında Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit Han tarafından İzmir'e hediyesidir Saat Kulesi. Evet, İzmir'e geldiğimizde tatmamız gereken lezzetlerden bir tanesi de şambali. Şambali başka bir yerde yapılıyor mu? Biz bunun coğrafi konum işaretini aldık. İzmir'e has bir tatlıdır diye. İrmik'ten yapılıyor, şerbetini iyi dağılması ama bunun süreci nasıl yani, yapım süreci? Abi, bakır tepsilerde yapıyoruz, odun ateşinde pişiriyoruz. İçinde un, yağ, yumurta kullanmadan 15-20 güne kadar da dayanıyor. Alıp buradan yani başka ileride gidebiliyoruz. Tabii tabii abi. Almanya'ya bile götürüyorlar. İzmir Alsancak'tan hepinize merhabalar. Niye buradayım? Çünkü burası Türkiye'nin ilk garı. 1858 yılında yapılmış bu gar, Türkiye'nin ilk garı ve Aydın'la İzmir arasında yapılan ilk demir yollarına ev sahipliği yapıyor. Vagon 1927'de inşa edildi ve 1937'ye kadar Mustafa Kemal Atatürk'e hizmet etti. Şu anda da İzmir Alsancak Garı'nda halka sergileniyor. Bu gördüğünüz meşhur pozu da bu camda Mustafa Kemal Atatürk vermişti. Şimdi Ege bölgesi ve bilhassa İzmir'de ot kültürü var. Yani otlu yemeklere biz çok bayılırız, çok severiz. Olmadan olmazımız bizim. Bunlardan bir tanesi mesela cibes. Lahana yaprakları toplandıktan sonra kökünden tekrardan büyümeye başlayan kısma
biz cips diyoruz. Bunu genelde salata olarak tüketiyoruz. Yanında böyle hani direkt ana yemek değil ama ana yemek olarak da yiyenler var. Biraz da benim eşim mesela bundan bir tencere yiyebiliyor. Burada turp otu var. Turp otu da inanılmaz faydalı otlardan bir tanesi. Burada gene otların karışımından ıspanaklı yumurta vardı ya onun gibi ama Ege otlarından olan bir de şevketi bostan var. Olmazsa olmazımız şevketi bostan. Oldukça faydalı. Burada kuzu etli tercih edilmiş. Genelde kuzu etli yapılıyor zaten ama dana etli de yapılıyor. Müsaade ederseniz çatalımı alayım. Şimdi ufak ufak bu güzel yeşilliklerin tadını çıkarayım. Üçü de yeşillik ama üçünün de lezzeti birbirinden farklı. Dördü de, beşi de İzmir'in otları bir başka. İzmir'e diye yola çıktık. Trenimize bindik, İzmir'e geldik. Önce Selçuk Çamlık'taki tren müzesini gördük. Ardından da inanılmaz bir deneyim yaşadık Efes Antik Tiyatrosu'nda. Sonrasında İzmir Saat Kulesi'ni görmeden gitmek olmazdı saygıdan, sevgiden dolayı. Şimdi de bulunduğumuz yer Varyant. Yani İzmir'in tamamını görebileceğiniz en yüksek nokta. Bu haftalık bu bölümden bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.